eğlence hayatta en önemli olan şeylerden biridir. Hayır, değildir. Ve bazılarımız son zamanlarda çok fazla çalışıyor, değil mi? O senden bahsediyor be. O yüzden şimdi benim zorunlu izin gününü dünyanın en eğlenceli günü yapacağız. Eğleneceğiz, çok eğleniyorum ben. Seni duyamıyorum. Tamam, eğlenmek çok önemli değildir. Ve senin zorunlu izin günün hiç de eğlenceli gibi durmuyor. Eğlence müzesine gittiğimizde fikrini değiştireceksin. Bak, burada diyor ki burası herkes için eğlenceliymiş. Hiçbir şey herkes için eğlenceli değildir. Ben, eğlence eğlencedir. Çok da düşünme bunu. Eğlence otobüsü geldi bile. Hey, Cincir nerelerde? Merhaba çocuklar. Kötü haber. Eğlence müzesine gelemeyeceğim. Hayır. Hey, neden öyle? Annem bugün odamı temizleme görevi verdi. Aa, başını kaldır genç adam. Sana oradan eğlenceli bir hediye getiririz. Ben evde kalıp çalışayım. Asla biraz. Asla olmaz ben. Bana dokunma. Zorunlu izin günü eğlenceli olmak zorunda. Onlar haklı ben. Git. Lütfen. Ve benim için de biraz eğlen. Zavallı Cincir. Bunu söylediğime inanamıyorum. Tamam millet, hadi herkes eğlence otobüsüne binsin. Evet. Eğlence otobüsü. Eğlence otobüsü. Hoşçakalın çocuklar. Çok eğlenin. Çünkü ben eğleneceğim. Konuşan Tom ve arkadaşları. Umarım şu başını döndüren sanal uçuş simülasyonlarından da vardır. Umarım eski vahşi batı kostümlerini giydiğim büyük fotoğraf stüdyolarından da vardır. Ben tren hırsızı olacağım. Ben yalnız dedektif olacağım. Dans etmeyi çok seven ama kalabalık ortamda hiç dans edemeyen. Evet, ben de bir bar işletmecisi gibi giyineceğim ki kendisi ilk robotik barmeni yaratmış olacak. Tamam, bu da fena değildi. Evet, bu çok iyi kostümdür. Pekala. Merhaba, eğlence müzesine hoş geldiniz. Burası eğlence müzesi. Hey, sen gerçekten de çok tanıdıksın. Evet, biz nerede tanışmıştık? Tanışmadık. Şimdi, kapılar açıldıktan sonra birinci gösterim odasına girmiş bulunacaksınız. Beyaz sular rafting eğlencesi. Su olmaz. Ben sizi giriş kapısında bekleyeceğim. Hayatta olmaz ben. İstesen de istemesen de eğleneceksin. Bazı insanlar diyor ki beyaz sular rafting eğlencesi tüm su oyunları içinde en iyiymiş. Ama rafting eğlencenizi en yükseğe çıkartmak için hazırlık yapmanız lazım. Hazırlık mı? Eğlenceli olan beyaz sular rafting eğlencesi için ihtiyacınız olan malzeme listesi burada. Enteresan mı? 1 can kurtaran yeleği, 2 bir düdük. Ya doğru. 3 sağlam ayakkabı, 4 polisinin kapısı, 5 pivotun ne kadar şey hız yapabildiğini öğrenmek ister misiniz dostlar? Evet! Tamam. Diyelim ki derinlik, yükseklik ve hacim ölçebilen su metrelerimiz 10 metreyi 32 saniyede gidiyorsa, 1 metreyi gidebileceği zamanı bulabilmek için ölçtüğümüz uzaklığın sayısını gittiğimiz mesafenin sayısına böleriz. 10 metreyi 32 saniyede gidiyorsa bu zamandan sonra... 5 metre. Başardım. Doğru. Ve bu yüzden şu an siz eğlence kralı olmayı hak kazandınız. Bakın, ben eğlence kralıyım. Peynir de. Fotoğraf çekmek yasaktır. Affedersiniz. Buradaki tek kişi şu an benim. Ve eğlenmekten sadece ben anlıyorum. Denediğinde ise biri mutlaka Cincir o oyuncak değil diyor. Bu bana hiç mantıklı gelmiyor ki. Şu kabloyu görüyor musunuz? Artık o elektrikli bir yılan. Şu zımbaya ne dersiniz? O artık bir ejderha. Hem de metal fırlatıyor. Kablo yılanları yapıyor. Benim çalışma sandalyesi artık bir trampolin. Sakın dokunma Cincir. Ben bir kutudan emir almam. Tarih. Ay canına, o sirk odasındaki turbo tablolar akıl almaz bir şeydi. Ve puzzle krallığı da. Vay canına, sudoku yemenin bunca farklı yolu olduğunu biliyor muydunuz? Hayır, ve hala bilmiyorum. Sen haklı mısın Tom? Eğlence müzesine gelmek tam da ihtiyacım olan şeymiş. Ne?
Burası hiç de eğlenceli değil ki. Evet, çok eğlenceli. Baksana bilette ne diyor? Herkes için eğlencelidir. Şimdi de eğlence kelimesinin kökeni nedir diye soruyorsunuz. Hayır. Evet. Tarihte bizimle rastladığımız ilk eğlence anlayışı milattan önce gerçekleşmiş diye tahmin ediyoruz. Kral 8. Ramses zamanında olmuş. Tarih öncesi eğlencesi en iyisi. Tamam, bu bana yeter, gidiyoruz. Asla olmaz. Aa. Sen delirdin mi? Çıkabilmek için turu tamamlamalısın. Evet. Vay canına. Benim uçak kaykayı. İşte bu kesinlikle bir oyuncak. Şimdi size kanıtlayacağım, tam. Sıkıcı, sıkıcı. Sık 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 sıkıcı. Eğer eğlence kontrolden çıkarsa kendinizi gülerken bulabilirsiniz. Peki gülmek nedir ve güvenli midir? Ne, bu iyi bir soru. Gülüş nefesimizi güçlü bir biçimde dışarı verme şeklidir. Bazı zamanlar nefes alma kaslarımız öyle çok çalışır ki güldüğümüz zaman kalbimiz spor yapmışız kadar hızlı atabilir. Stop, yakala. Çok sıkıcı. Angela. Yapmayın. Evet. Ben de durdurun bunu. Hemen durdurun. İzin verilmeyen eğlence biçimi algılandı. Bu onaylanmayan eğlence anlayışınız eğlence müzesinin kurallarına aykırı. Dur artık Tom, eğlence müzesi kurallarına uymuyorsun. O ne kadar zıpladığı belli olmayan eğitici yumuşak kalp topunu hemen bana ver. Ne yani, bizi dışarı mı atacaklar? Dışarı atma protokolü uygulanıyor. Sonunda görüşürüz. Bir daha. Bu gerçekten eğlenceliydi. Kalp atışlarım hızlandı. Biliyorum değil mi? Benim de öyle. Bu muhteşemdi. Atılma kaydırağı gerçekten de çok eğlenceliydi. O bir eğlence treni değildi. Müze kurallarına uymadığın için bir cezaydı Tom. Neden bu kadar kızdın ki? Yani ben sizi attırana kadar kimse eğlenmiyordu zaten. Bence sen eğlencenin ne olduğunu bilmiyorsun sanırım. Dur. Hey. Siz de oradaydınız. Yani bu mekan bize sıkıcı eğlence anlayışı vermeye çalışıyordu. Evet. Tıpkı senin beni yaptığın gibi. Ama... Affedersin, ne? Beni dedin ki dünyadaki en önemli şey eğlencedir. O yüzden onu eğlence müzesine gelmeye zorladın. Ama senin için eğlenceli olmadığı için kimse için eğlenceli olmayacağını düşündüm. Ben evet yaptım. Değil mi? O haklı Tom. Ama bak, tam anlamıyla kayıp değildi. Ayrıca kendimize bir de hediyelik almış olduk. İğrenç. O gürültü de ne böyle? Olamaz. Pekala, eğlence bitti. Kendinizi gösterin ki bu gürültü yüzünden sizi evden atabileyim. saklanmaç oynamak istiyorsunuz demek ha? Buldum sizi. İşte. Hayır, burada değilmiş. Neredesiniz? Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Gerekirse bu mekandaki her şeyi tersine çevirebilirim ben. İçini dışına çıkarırım. Tabii mecbur kalırsam. Ama sizi bulacağım. Evet, sizi bulacağım. Biri içeri girmiş. Olamaz. Hayır. Olamaz. Aha, işte buradasınız. Hey, o benim hava kaykayım. Ben sesler duydum, bilirsiniz. O yüzden de araştırmak için geldim ve sonra belki de size atacaktım. Bilemiyorum ama hiçbirinizi bulamadım ve de bilirsiniz. İyi denemeydi ama burada kimse yoktu. Biz eğlence müzesine gitmiştik. Hayır ama ben duydum. Ben sesler duyduğuma eminim. Lütfen. En azından bundan daha iyi bir yalan söyleyebilirsin bence. Bu doğru. Hey... Aklıma iyi bir fikir geldi. Sorunlarımızı iyi bir saklambaç oyunuyla unutmaya ne dersiniz? Olmaz mı? Ve ben olacağım. Ne? Ama sen evimizi mahvettin dostum. On,
9, bence gidip saklanın. 8, 7, 6, 5. Saklan, saklan. Hayır çocuklar, bizi buraya götürmeye çalışıyor. Birini bulmak çok kolay olacak. 5, 4. Şunlara bakın, koşuyorlar, gülüyorlar. Ne kadar mutlular. Belki de haksızdım, belki de eğlenmeyi biliyorlardı. 1, 0, önüm arkam sağım solum sobe ev sahibi geliyor. Ya da belki birden ortaya çıkmış saklambaç oyunu gerçekten de herkes için çok eğlenceli olan şeydir. Sen edesin.